görüşür, var mıdır, vacip midir? Tabii de orasını bozan bir hanımefendi bu. Dinimizde zorlama var mıdır? Hangi kişiler kullandığı şey? İrani mezhebine göre evde hikâfa gerekiyor muyum? Kadın değil, ne bileyim. Öğrenmek herkese farzdır. Allah'ın selamıyla sizleri selamlıyor, yuvalarınıza huzur diliyoruz. Kıymetli hocamız Doktor Sayın Hüseyin Kayapınar Beyefendi'nin ilminden istifade etmek için bir kez daha değerli hocamızın yanındayız ve muhterem hocamıza bugün de bir saatlik zaman dilimi içerisinde siz kıymetli izleyicilerimizin bizlere ulaştırmış olduğu mail veya sosyal medya üzerinden ulaşan sorularınızı veya canlı yayına katılıp bizzat zat hallerinizin efendisi yönelteceği soruları kıymetli hocamıza hep birlikte yöneltmiş olacağız. Cevapları kendimiz payımıza düşenleri hep birlikte almış olacağız. Hoş geldiniz değerli hocam. Hoş bulduk. Sıhhat diliyoruz. Sağ olun, teşekkür. Hayırlı bir program olmasını temenni İnşallah. Ediyoruz. İnşallah. Efendim bismillah deyip yola çıkalım izninizle. Değerli izleyicilerimiz 0312 alan kodumuz 294-4294 telefon numaramız. Diyanete soralım @diyanet.gov.tr elektronik posta adresimiz ve sosyal medya Facebook, Twitter / Diyanete soralım adresleri de hizmetinizde. İlk durağımızda arkadaşlarımız bağlantımızı sağlıyorlar. Şöyle bir soru değerli hocam izniniz olursa ilk soru olarak yöneltelim. İzleyicimiz hocama selam ediyorum diyor Gülsün Sarı. İstanbul'dan soruyorum. Hocam zamanında diyor kızımın rahatsızlığı için gelinimden borç istedim ve bu borca mukabil olarak gelinim de kolundaki bir altını bize verdi. Daha sonra oğlumla ayrıldılar diyor. Bu gelinimiz ayrıldı. Ancak ben kendisine tabii ki borçlu olduğumuzu düşünerek eşime bu parayı ona ödememiz lazım. O altını ona ödememiz lazım dediğinde eşim ben onu zamanında çok ağır zorluklarla çalışıp almıştım. Gerek yok dedi diyor. Değerli hocamıza danışalım istedim diyor. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Burada altın gelinin. Ha, ne şekilde iktisap etti? Mehir olarak almış olabilir veya bir yakını hediye etmiş olabilir veya diyelim ki kocası hediye etmiş olabilir. Evet. Hiç önemli değil. Yani sonuçta bu altın geline ait bir mal. Ve bunu kayınvalidesine borç olarak vermiş. Ve kayınvalidesi bunu borç olarak aldırmış. Onu da ikrar ediyor. Dolayısıyla bu kayınvalidenin veya kocasının neyse o altını gelinlerine vermek borçlarıdır. Yani o eşinden ayrılmış olması olmaması önemli değil. Ayrılmasaydı yine vermek zorundaydılar. Ve ayrıldıktan sonra yine vermek zorundalar. Ve vermemeleri halinde bir hak yiyerek öbür dünyaya göçmüş oldular. Ha, başka inşallah yoktur ama bu bir haktır, kul hakkıdır. Ve o kul hakkı mutlaka kendilerinden istenir. Bu dünyada vermezlerse Allah öteki muhafaza. Dünyada istenir. Peki. Yani bu konuda yani kul hakkı konusunda son derece hassas davranılması gerektiğini defaatle söyledik. Ki bu kul hakkı deyince çok bunun şeyleri var. İlla sadece para, mal değil. Olarak değil. İşte mesela onun ırzına, namusuna yönelik herhangi bir iftira kul hakkına girer. Onun gönlünü kırma kul hakkına girer. Onun yaralama, dövme vesaire bunlar hep kul hakkına girer. Burada malını bir bakıma almış, vermiyor. Yani borç almış, borcunu vermiyor. Yabancıya neyse o geline de aynıdır. Peki vermek zorundalar. Mecburiyetindedirler. Peki efendim. O bir borçtur dinimize göre tabii. Peki efendim. Devam ediyoruz. İlk durağımız Bursa. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Bursa'ya selamlar, iyi akşamlar efendim. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Aleyküm selam, iyi akşamlar. Buyurunuz. Hocam bir sorum olacaktı. Yıllardır içinde çok büyük bir sıkıntı yaşadım, bir olay yaşadım ben de geçmişte maalesef. Buyurunuz efendim. Eşimden ayrılmıştım. Bu ayrılığından da 4-8 haftalık olduğunu bildiğimiz bir çocuk aldırdık maalesef. Evet. Bu çocuğu da ayrılma eşiğinde olduğumuz için ve çocuğun daha önceden bir çocuğumuz daha var. Şu anda yanımda kalıyor benim. Bu çocuğun da geleceğinden kaygı yaptığım için hani dini, manevi yönlerinden kaygı yaptığımız için maalesef aldırmak zorunda kaldık. Ve yıllardır benim içerimde çok büyük bir sorun bu. Hanefi mezhebinin mensubuyum. Hocamdan bununla ilgili ne yapmam gerekli, ne yapabilirim? Bunun hükmü nedir? Cevaplarsa çok teşekkür edeceğim. Peki efendim soralım. Başka bir soru var mı ekleyeceğiniz? Yok teşekkür ediyorum. Çok Allah razı olsun. Bursa'ya selamlar. Sağ olun efendim. Evet. Tabii ciddi bir mazeret yokken ana rahmindeki bir bebeğin hangi aşamada olursa olsun aldırılması caiz değildir. Yani bunda mezhepler arasında da falan pek ihtilaf yoktur.
Ancak ihtilaf belki şurada söz konusu olabilir. Bazı durumlarda aldırılabilir mi, aldırılamaz mı? Aldırılabilir diyen alimler olabilir. Aldırılamaz diyen alimler olabilir. Ama bu nereye? Mazeret durumuna göre. Fakat burada hiç mazeret yok. Yani eşlerin birbirinden ayrılıyor olması o bebeğin aldırılması için bir gerekçe teşkil edemez. Dolayısıyla bu insanlar bizim bildiğimize göre günah işlemişlerdir. Peki bundan kurtulmanın yolu nedir, çaresi nedir? Bundan kurtulmanın çaresi af dilemek, tövbe istiğfar etmektir. Yani Cenab-ı Hak inşallah affeder. Çünkü kendisine ortak koşulmanın dışındaki günahları affedileceğini söylüyor. Her günah affedilir diyor Buhari, Peygamber Efendimizin hadisiyle. İnşallah bu işlediği günahı da bu arkadaşımızın, bu kardeşimizin Allah'tan af dilediği zaman, tövbe ettiği zaman Cenab-ı Hak affeder. Bir de buna ilave olarak el hasenat yuzhibne seyyiat, yani iyilikler kötülükleri giderir. Yani insan bir günah işlediği zaman daha sonra işlediği iyi hareketler, sevap kazandırıcı olan hareketler o daha önce işlediği günahın affedilmesine vesile olur. İnşallah. Yani bu yönüne de bakarak yani imkanın nispetinde eğer hali vakti yerindeyse fakire fukaraya sadakalar verir, yardımcı olur. Yani insanlara fayda olmaya çalışır. O da günahının affedilmesi için bir ilave şey olur, destek olur diyelim. İnşallah efendim. Sadece bu konuyla ilgili değil, tüm günahlar için aynıdır. Tüm peki. Günahlar için aynıdır. Peki efendim. Kırşehir'de, ama tabii buyurunuz. Bu çocuğu aldırmayı biz hayatta olan bir insanı öldürme gibi algılayamayız tabii. Peki. Ama bu durumda olanlar var ise kardeşimizin dışında edecektir, af dileyecektir. Yani aldırmaya gerek yok. Aldırmamalılar. Peki efendim. Aldırmamalılar. Mazeret yok çünkü. Kırşehir'le birlikteliğimiz sürüyor. Kıymetli hocamız Doktor Sayın Hüseyin Kayapınar Beyefendi'ye suallerinizi yöneltebilirsiniz değerli izleyicilerimiz. Şuayb Ergül attığımızda. Hoş geldiniz Şuayb Bey. Kırşehir'e selam. Selamun aleyküm. Hoş bulduk hocam. Hayırlı akşamlar. Selam ve rahmetullah. Buyurun. Hayırlı akşamlar. Şuayb Bey. Hocam iki tane sorum olacak benim. Buyurun efendim. Hocam namaza durduk herhangi bir namaz. Subhaneke duasını yani ilk rekatta okumamız sünnet. Aklımıza Fatiha'yı yani Fatiha'yı yarım okuduğumuz zaman aklımıza geldi. Tekrar Subhaneke'ye döndük. Evet. Subhaneke duasını okuduk tekrar Fatiha'dan aldık. Bu durumda seyir secdesi yapmamız gerekiyor mu? Bir ikinci sorum da hocam. Evet buyurun efendim. Bayanların ilk çocuktan sonra korunma amaçlı olarak belirli bir müddet yani temamı kesme maksatı değil de yani çocuk neslini. İlk çocuktan sonra belli bir zaman çocuk istememe olayından dolayı sprey taktırması günah mı hocam? Soralım efendim değerli hocamıza. Oldu. Sıhhat diliyoruz Sayın Ergül. Kırşehir'e selamlar efendim. Şimdi bir defa Subhaneke okumak ki kardeşimizin de söylediği gibi sünnettir. Sünnettir. Ve sünnet olan bir hareket namazda terk edildiği zaman ona dönülmesi gerekmez ve terk edildiği için de sehv secdesi gerekmez. Namazın sıhhatine de engel değildir. Dolayısıyla şimdi burada Sübhaneke'yi okumadan Fatiha'ya başlamış, yarısına kadar okumuş, geri dönmüş. Dönmemeliydi. Evet. Yani geri dönüp Sübhaneke'yi okumamalıydı. Devam etmeliydi. Ama geri dönmüş okumuş. Şimdi bir hareketi, namazdaki bir hareketi tekrarlamak sehv secdesini gerektirir. Mesela iki defa secde diyoruz ya. Evet. Üç yaparsak sehv secdesi gerekir. Şimdi burada Fatiha okumamız vaciptir bize göre. Diğer mezheplere göre farzdır. Fatiha'yı okumuş, namaz olacak kadar kısmını okumuş. Yani yarısına kadar gelmiş. Yani bu durumda tekrar okuması sehv secdesini gerektirir. Peki efendim. İkinci sorusu, şimdi bu namazı ne yapmalı şu an? Bir şey yok. Olan, yapacağı bir şey yok. Peki. Ama bir daha böyle olursa sehv secdesi. Gerek. Peki evet, efendim. Öyle. Ama bir daha böyle yaparsa Sübhaneke'ye geri dönmesin. Dönmesin. Hay hay efendim. Yani böyle şeye uğraşmasın sehv secdesiyle bile. Şimdi tabii çocuk daha kadın hamile kalmadan önce hamileliği önleyici tedbirlerin alınmasında hüküm olarak yani fıkhi hüküm olarak sakınca yok. Yani haram değil, caiz. Ama tavsiyeye geldiğimiz zaman böyle olmaması. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bize nesil yetiştirmemizi tavsiye ediyor. Diyor ki hadis-i şerifte, evlenin, çoğalın,
Ben yarın öbür dünyada sizin çokluğunuzla övüneceğim. Yani dinimiz, daha doğrusu işte bizim kültürümüz diyelim, İslam kültürümüz, çok çocuk yetiştirip, güzel yetiştirip topluma faydalı olunmasını esas alıyor. Evet efendim. Ha, ama yok, çocuk olmasını istemiyor. Daha hamilelikte söz konusu olmamış. Önceden tedbirler alınabilir. Ha, bu tedbir, farklı tedbirler var bugün için. İşte hap kullanan var, bilmem. Neyse, ben onları tek tek şey yapacak değilim. Bu, şunu söyleyeyim, bu sibrayla ilgili olarak doktorların bize verdiği ifade, bunun kadın sağlığı için son derece zararlı olduğu şeklindedir. Kadın sağlığı için son derece zararlı olduğu şeklindedir. Çünkü bu sonuçta vücuda yabancı bir maddenin konulmasıdır. Şimdi eğer kadına böyle bir zararı gerçekten söz konusuysa tıbbi açıdan, tabii kaçırmak lazım. Başka yöntemleri uygulamak ve o başka yöntemlerle korunmak, onu tavsiye etmemiz gerekir ki doktorların tavsiyesi de bu oluyor. Yani bizim görüştüklerimiz en azından. Yani hatta şunu dedi doktorun bir tanesi, bu dedi şipray bir doğum kontrol yöntemi olarak uygulanmamalı dedi. Bir uzman doktor bunu söyledi. Demek ki bir sakıncası var ki öyle diyor. Peki efendim. Sağlığa zararlı olduğu için yani buradaki mevzu. Ya başka şeyler de olabilir. Peki. Ama sağlığa zararlı olduktan sonra başka şeylere gerek yok zaten. Peki efendim. Değerli hocam, devam ediyoruz. Gül Hanım, hocama selamlar diyor. Güzellik uzmanıyım. Düğünlerde saç ve makyaj yapıyorum. Bu günah mı? Demiş. Akabinde kaşları belli bir hastalıktan dolayı dökülen kişilere de kalıcı makyaj yapıyoruz hocam. Bu kalıcı makyaj yapan kişilerin lanetlendiği, bunun çok büyük günah olduğu söyleniyor. Bu da doğru mu diyor? Yok. Şimdi yani bir bayan kuaför bir bayanların saçlarını yapıyor, onlara makyaj yapıyor. Onun herhangi bir şey, o sakıncası olmaz, onun sorunu olmaz. Ha efendim işte bu saçı yapılan, makyaj yapılan bayan şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Ya yaptığı yanlış bir şey varsa, bu kuaförü ilgilendiren bir şey değil, o kendisini ilgilendiren bir şeydir. Peki. İkinci sorusu, o kaşı dökülenin yerine yapılan şey, bu fıtratı bozma değil, bu bozulmuş olan fıtratı bir bakıma eski haline getirme gayretidir. Evet. Onun için buna da sakıncalı diyemeyiz, mücaizdir. Peki efendim. Evet, devam ediyoruz değerli izleyicilerimiz. Adana'dan bir izleyicimiz, hattımızda Mürşit Alan, hoş geldiniz. Adana'ya selamlar efendim. Aleykümselam. Ben de size selamun aleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Buyurunuz Mürşit Bey. Hocama bir sorum olacaktı. Buyurun efendim. Bir iş yerini mahkemeye verdik ve sonuçta da kazandık belli bir meblağ. Sonra bunu iş yeri temize gönderdi. Mahkeme de şöyle diyor. Temiz sürecince evet. Herhangi bir bankanın en yüksek faiziyle tekrar hesaplanacak. Size öyle para ödenecek. Yani temizden bizim adımıza dönerse bu faiz sistemi yani caiz mi değil mi onu hocam öğrenecek. Soralım değerli hocamıza. Ekleyeceğiniz başka bir sual var mı efendim? Allah razı olsun. Sıhhat diliyoruz. Adana'ya selamlar. Şimdi ben doğrusu konunun detayını pek anlayamadım ama ben genel bir cevap vereyim. Bu kardeşimiz benim verdiğim cevaptan durumunu çıkarsın. Hay hay efendim. Şimdi faiz dinimizde haramdır. Faiz nedir? Bir kimsenin birisinden olan alacağını vadeyi uzattığı için fazlasıyla tahsil etmesidir. Veyahut da ki eskiden öyle diyorlarmış, yani birisi faizli borç alıyor. Vade dolunca diyor ki şey alacaklı, ya borcun öde ya artır. Tefeci dediğimiz. Tefeci, yani ya böyledir veyahut da daha ilk borç verirken işte 3 aylığına veriyorum, 6 aylığına veriyorum 1000 lira. Sen bana 1200 lira ödeyeceksin deyip anlaşmak. Faiz budur. Şimdi burada bu kardeşimiz o iş yerini bir alacağından dolayı mı mahkemeye verdi? Yoksa başka bir zarar verdi ondan dolayı mahkemeye verdi? Bunun açıklığını biz anlayamadık. Eğer onda alacağı var idiyse ve o alacağını tahsil etmek için mahkemeye verdiyse ve ondan sonra mahkeme de bir karar vermişse, burada şuna bakacaktır. Ne kadar alacağı var? Mahkeme için hangi masrafları yaptı? Ve parası o günden bugüne, yani alması gereken günden bugüne kadar ne kadar değer kaybetti? Bunların toplamını alır. Daha fazlasını
alırsa o zaman faize girer. Peki. Alacağı noktasında. Yani bu burada ne alacaktır? Yani faiz olmayan kısmı nedir? Kendi alacağı, mahkeme yaptığı masrafları. Masraflar ve şeyin gecikme. O paranın ödemenin gecikmesinden dolayı paranın değer kaybı. Peki efendim. Onun üstündeki miktar faiz olur. Peki efendim. Evet, devam ediyoruz. Diyelim ki hocam bunu diyelim vereceği bir yer yok. Ne yapmalı? Böyle bir durum alan bir insan ne yapmalı? Ya onu, hassas ise eğer. Onu kendisi bilir. Yani bir fakire mi vermeli? Ya hani kalan hiç almayabilir. O fazla da almayabilir. Yani evet. Karşındakinin sonuçta bir insan veya bir kurum. Hiç almayabilir. Peki efendim. Aldıysa dediğin gibi fakire verebilir tabii. Peki efendim. Devam ediyoruz değerli izleyicilerimiz. Kıymetli hocamız Doktor Sayın Hüseyin Kayapınar Beyefendi. Suallerinizi canlı yayında cevaplamaya devam ediyorlar. Bir izleyicimiz hattımızda. Merhaba. Merhabalar efendim. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Ben hocamıza bir soru soracaktım. Buyurunuz. Estağfurullah. Şimdi ben bazı hatalar yaptım eskiden. Tam böyle gençlik çağımda. Ondan sonra şimdi hani söylemeyeyim onları da. Peki. Sonra onları bilmiyordum. Bir başkasına kendi çıkarım yüzünden o da çok ayrıntılı bir şekilde anlattım. Sonra peygamberimizin bir hadisini duydum. Hani günahlarınızı anlatmayın. İşte ümmetinden herkes affettir. Günahlarını anlatanlar harik diye. Ben ondan sonra bayağı kötü oldum. Tedavi görmeye falan başladım. Ama ilacı bıraktığımda çok kötü oluyorum. Yani acaba bu durum nedir? Ne değildir? Bunun tövbesi var mıdır yok mudur? Ben onu merak ediyorum. Evet. Soralım. Başka bir bizim soracağımız bir şey var mı hanımefendi hocam? Doğrusu şimdi bize bilmiyorum ben mi ağır duyuyorum? Yoksa şöyle efendim, bir sorun mu var? Peki. Şimdi burada ben bazı şeyleri anlayamıyorum. Ertesi gün arkadaşlardan biraz daha tekrarı yayınlanırken baktığım zaman öyle gayet mi? Güzel anlaşılıyor. Peki. Yani izninizle hocam izah edeyim. Buyur. Hanımefendi zamanında gençlik çağlarında olmaması gereken hataları yaptık diyor. Hep yaptık. Hepimiz yaptık tabii ki. Ama diyor bunu anlatmamamız gerekiyormuş ama birine diyor anlattım diyor. Sonra da bir hadisle karşılaştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimseye bunları anlatmayın. Bunları anlatan insanlarla ilgili işte cezalandırılır vesaire. Bundan sonra depresyona girdim diyor. Doğru mu efendim, hanımefendi? Ve ilaç kullanmaya başladım diyor. İlaç kullanıyorum. İlacı bıraktım mı kötü oluyorum. İlacı bıraktım mı kötü oluyorum. İlacı kullandım mı en azından seyrediyor. Ama tövbe edebilir miyim diyor. Bunu anlattığımdan dolayı pişmanım diyor. Tövbe edebilir miyim? Doğru mu anlattım efendim? Evet doğru anlattınız. Şu an ben televizyona ulaşamıyorum. Telefonu... Hatta kalınız. Hatta kalınız. Tamam. Ayrılmayınız efendim. Sıhhat diliyoruz. Dua bekleriz. Dua ederiz. Önce Mersin'e genel selam. Bir şey söyleyelim. İnsanoğlu buyurun. Hata edebilir. Yani bu hata etsin anlamında değil. Fıtratımız gereği hata edebiliyoruz. Hepimizin hatamız var. Evet. Hatta burada sık Allah sık. Allah bağışlasın. Yani veya zaman zaman tekrarladığımız bir söz var. Eğer her günah şarap gibi sarhoş etse yollarda sarhoştan geçilmezdi diye. Evet. Yani bu hata, günah dediğim bir şey sadece bizim dışta gördüğümüz bazı şeyler değil. İçimizde de günah olan bir şey var. Kin, rüya, kıskançlık, işte gıybet bunlar çoğaltabiliriz. Şimdi hata edebilir ama doğrusu şudur. Bu kardeşimizin söylediği gibi insanın işlediği hatayı, yanlışı söylememesidir. Ha, söyleme de iki türlü olabilir. Bir, umursamadığı için söyleme, bu daha büyük bir hatadır. Yani bir günah işliyor, o işlediği günahı umursamıyor ve onu da söyleyiveriyor. Şöyle yaptım, böyle yaptım işte diye. Bu daha büyük bir hatadır. Evet. Ama bir de dertlenir ve o derdini bir yakınına, bir güvendiği insana açar ki rahatlayayım diye. Yani yaptığı işten pişmanlık duyar. Evet. Ve ondan dolayı birisine açılıp onunla teselli bulmak isteyebilir. Böyle eğer söylüyorsa bu o kadar şey değildir. Ama genel olarak şudur. Günah işlenmişse bile bunun yayılmaması, duyulmaması esastır. Fakat burada yayılmamasından maksat bir kişiye söylememe değil. Toplum içerisinde yayılmasını önlemek. Mesela bu biraz da bir günahı görenlerin onu ifşa etmemesi. Yani birisi bir yanlış yapıyor, günah olan bir iş işliyor ve birisi de onu gördü. Eğer o işlenen günah, yapılan yanlış başka insanların hakkına taalluk etmiyorsa, toplumun menfaatına zedeleyici türden olmuyorsa, o hata, o yanlış gizlenmelidir. Çünkü açıklanırsa o bir bakıma olağanlaşabilir.
Ama o hata topluma karşı işleniyorsa. Mesela buna şöyle örnek verilir. Bir esnaf var ki eksik tartıyor satarken. Bu insanlara zararlı. Ha bu söylenebilir falanca dikkat edin eksik tartıyor. Topluma zarar. Topluma, insanlara zararlı. Ama birisi oturmuş kenarda kendi evinde bir içki içiyor. Birisi de görmüş. Ha bunu söylemezsin. Münferit bir olay. Münferit bir olay. Bunun yayılması şey değil. Ha. Ama bir de bazı şeyler sır olarak hani söyleniyor. Hazreti Ali'nin bir sözü var, yanlış hatırlamıyorsam Hazreti Ali'ye ait. Sırruke esiruke. İza tekellemte bihi sırta esirahu. Yani sırrın senin esirindir. Ama o sırrını sen birine açtığın zaman sen onu esir olursun. Onun için sır saklamak da dinimizce önemlidir. Kişinin kendi sırrını, yani yaptığı yanlışı, yaptığı hatayı söylememesi de dinimizin öngördüğü şeylerdendir veya tavsiye ettiği şeylerdendir. Şimdi bu kardeşimiz bir yanlış yapmış ve bunu birine söylemiş. Şimdi bu söylediği için bunun günahı affediliyor mez diye bir şey yok. Hani bu olsa olsa topluma yaymamak için. Yani genele yaymamak, yazılmaması için söylenmiş bir takıma engelleyici bir tehdittir. Yoksa biraz önce söyledik galiba değil mi? Allah kendisine ortak koşmanın dışındaki her günahı affediyor. Bu kardeşimiz yaptığı o hatadan dolayı ve onu söylediği için Allah'tan af diler, tövbe istiğfar eder ve inşallah bu kadar pişmanlık duyan bir insanın günahını da affeder. Cenab-ı. Çünkü öyle bir pişman olmuş ki psikolojisi bozulmuş, depresyona girmiş. Rahat olsun. Rahat olsun. Af dilesin. Cenab-ı Hak onu inşallah affeder. İnşallah efendim. Peki şifa diliyoruz. Antalya ile birlikteliğimiz sürüyor. Hoş geldiniz Antalya'ya. Selamlar efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Buyurunuz efendim. Hocam ben Hacı'ya gittim. Evet efendim, Medine, Allah kabul etsin. Medine'den Mekke'ye vardım. Bizi doğru Ümre'ye götürdüler. Ümre yapmak için götürdüler akşam ile. Oraya vardık. İnsanların sıkıştırmasıyla benim abdestim bozuldu. Kimseye evet. de bir şey diyemedim. Abdest alacak yeri de bilmiyorum. Birisine de bir şey diyemedim. Hocalarla beraber tavaf yaptım, çıktım, say yaptım. Onlarla beraber otele geldim. Ben bundan çok rahatsızım. Bunun cezasını bana anlatın hocam. Daha sonra gidip bir daha yapmadın o tavafı sayı? Saçını kesmeden tavaf önce? Başka günler yaptım ama o gün yapmadım. Yok, başka gün tavaf yaptın. Ama başka günler, saçını kesmiş. Başka günler yaptım tavaf da Ümre tavafında oldu bu iş. Tamam, ihramdan çıkmış mıydınız? Saçınızı, yani kesmiş, saçınızı kesmiş miydiniz? İhramdan çıktım. Evet, anlaşıldı. Soralım değerli hocamız efendim. İhramdan otele geldikten kere çıktım hocam. Tamam. Hiç öyle tavaf yaptım. Abdestsiz hem say Peki. yaptım hem tavaf yaptım. Peki. Başka bir sorunuz var mı efendim bekleyeceğiniz? Sağ ol hocam. Sıhhat diliyoruz efendim. Kapatacağım televizyondan dinle. Tamam efendim. Antalya'ya selamlar. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Şimdi bu tip sorular epey geliyor. Yani tabii yaşlı insanlar gidiyorlar. Oranın acemisi, bir kalabalık var, izdiham var. Kaybolurum korkusu var. Doğru efendim. Abdestleri bozuluyor. Ondan sonra da işte abdest almaya gidersem kaybolurum. Söylemeyi de çekiniyorlar ve o vaziyette tavaf ediyorlar. Bizi dinleyen diğer ve bu duruma düşmemesi muhtemel olan diyelim. Umre'ye gidecek olan, hacca gidecek olan kardeşlerimize burada hatırlatmış olalım. Lütfen efendim, tavsiyeniz çok önemli burada. Böyle bir durum başa gelirse mutlaka görevliye söylesinler. Genç yaşlı değişmez. Hiç değişmez. Görevliye söylesinler. Hocam benim abdestim bozuldu. Elim kanadı, abdestim bozuldu. O zaman görevlinin diyeceği şey şudur. Hacı abla, hacı abi, hacı amca şu kenara tut, orada otur, bizi bekle. Ama biz gelmeden oradan ayrılma. Görevli diğer hacıların, diğer umrecilerin görevini yaptıktan sonra gelip onu oradan alacaktır. Ve ondan sonra öbürlerini otellerine yerleştirdikten sonra veya bir başka zaman abdest aldırıp getirip tekrar ona, o bu işi umresini yapamayana tavafını ve sayını yaptıracaktır.
Ya da ikinci bir görevli varsa birebir verebilir. Veya ikinci bir görevli varsa dediğin gibi görevlinin birini onun başına verecektir. Diyelim orada söyleyemedi. Yani tavaf esnasında söyleyemedi. Burada çekinilecek bir şey yok. Elim kanadı diyebiliyorsan eğer. Diyebiliyorsun. Kaçırdım da abdestim bozuldu diyebilir insan. Normal yani insan hali bu. Normal efendim. Ha. Şimdi eğer orada diyemiyorsa bile en azından döndükten sonra otele ihramdan çıkmadan önce görevliye aynı şekilde ya hocam böyle bir durum başıma geldi ben size söyleyemedim ben bu durumdayım diyecek ve görevli de götürüp ona tekrar o tavafını sahini yaptıracaktır. Olması gereken bir şey bu. Peki efendim. İhramdan ama çıkmadan. Böyle olmamış. Şimdi Hanefi mezhebine göre tavafta abdestli olmak vaciptir. Şimdi orada eğer olsaydı bu hanımefendi şeyde olsaydı şu anda diyelim ki bu soruyu oradayken bize sorsaydı diyecektik ki sen kaza et o umreni kurtulursun. Ama orada değil gelmiş. Şimdi bu ne yapacaktır? Bir vacibi terk ederek tavaf ettiği için oraya bir kurban gönderecek veya bir kurban parası gönderecek ve orada kurban kestirecek. Say ile ilgili vesaire bir komple bir umre yani zaten. Bir yeter yani say zaten sünnettir sayıda tavaf. Peki efendim. Hanefi mezhebinde bu tabii. Diğer mezheplere kalırsak olmadı o zaman. Peki muhterem hocam. O halde bir kurban parası oraya göndersin bir giden tanıdığıyla. Oradan bir kurban alıp kestirsin. Allah kabul etsin. Peki efendim. Allah kabul etsin. Teşekkür ediyoruz değerli hocam. Yeni gidecek kardeşlerimiz de Allah razı olsun değerli hocamız uyardılar. Burdur'dan İsmail Çağlayan attığımızda. Hoş geldiniz Sayın Çağlayan. Burdur'a selamlar efendim. Selamun aleyküm hocam. Hayırlı akşamlar. Aleyküm selam ve rahmetullah. Bilmukavir. Buyurun efendim. Hocam bir sorum olacaktı. Babam 7 yıl önce... Evet efendim dinliyoruz. Babam 7 yıl önce bahçemizin bir tanesini satışa çıkardı. Abim satın aldı. O günün şartlarında 15 bin liraya satın aldı. Biz bu arada 7 kardeşiz. Babam, annem hepimiz sağız çok şükür. Pazarlık bittikten sonra abim miras payımı düşer misin diye babamdan rica ediyor. Babam da yaklaşık 2 bin lira civarında bir miktar düşüyor. Bu doğru mudur? Eğer doğru değilse o günün şartlarındaki değerinden mi yoksa bugünkü değeri 2-3 katı fazla bahçenin bugünün şartlarından mı iade etmesi gerekiyor parayı? Bunu öğrenmek istiyorum. Şimdi, teşekkür ederim. Peki efendim. Teşekkür ediyoruz. Şimdi bir defa burada babası bahçesini oğluna satmış ve hayattayken satmış. Doğru. Ve o bahçe tamamen o evladın payı olmuş. Hakkı olmuş. Onun mülkü olmuş. Dolayısıyla babanın evladına karşı herhangi bir borcu kalmamış. Evet. Parasını almış çünkü o bahçeyi verip. Evladın da babasına karşı bir alacağı kalmamış veya borcu kalmamış. O da şeyini almış, evet. Arsayı almış. Yani birisi arsayı, birisi parasını almış. Dolayısıyla birbirlerine borçları kalmamış. Ve o arsa artık babanın malı değil. O evladın malı olmuş. Miras payımı düşer misin bundan? Yani... Ne demek bu şey? Pazarlıktan sonra diyor miras payı. Ama epey bir önce. Yani eğer sen ölseydin ve bu bahçe kalsaydı onun işte şu kadarı benim olacaktı. Onu düşermişsin demiş herhalde o anlamda söylüyor. Şimdi baba o parayı bağışlamış oluyor. 2000 lira kadar dedi. Onu bağışlamış oluyor ve bağışladığı için de artık o evladın borcu olmuyor. Babanın ona bir hediyesi oluyor. Yani ödemesi gerekmiyor. Benim alacak verecek yok yani. Alacak verecek yok. Benim bu sorudan anladığım bu. Peki efendim. Evet devam ediyoruz değerli izleyicilerimiz. Eren Çelik hocama selamlar diyor. Kıymetli hocam annem ilkokulu bittikten sonra Kur'an kursuna başlamış ve hafızlığa çalışmış. Her cüzden 16 sayfa ezberlemiş. Fakat ailevi sebeplerden dolayı hafızlığı bırakmak zorunda kalmış. Fakat Kur'an okumaya devam etmiş, hafızlığı bıraktığı için günahkar olup olmadığını sormuşlar muhterem hocam size. Şimdi hafızlığı tamamlayamadığı için günahkar olmaz. Yani 16 cüz mü okumuş, 18 cüz mü? 16. Her cüzden 16 sayfa. 16 şar sayfa. Yani bu bizim bu hafızlık terminolojisinde 16'dan gidiyormuşmuş. Evet. Tamamlayamamış. Tamamlamadığı için günahkar olmaz. Yalnız şöyle bir durum var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam
ezberlenilen Kur'an-ı Kerim'in unutulmamasını tavsiye ediyor. Ve buyuruyor ki bir hadisinde, sizden birisi ezberlediği, Kur'an-ı Kerim'den ezberlediği bir bölümü unutursa unuttum demesin. Unutuldu desin. Daha yumuşak, mülayim bir ifade. Ve Kur'an-ı Kerim'den öğrenilen şeyin unutulmasını, kişinin devesinin kaçıp kaybolmasından daha ciddi, daha önemli bir şey olduğunu ifade ediyor. Şimdi tabii Araplarda deve çok değerli bir mal o zaman. Onun için birçok teşbih, birçok benzetme deve üzerinden yapılmıştı Peygamberimiz zamanında. Mesela işte şu vadi dolusu, işte şu kadar develeri olsa. Mesela Hazreti Ali'ye bir sözü var. Yani senin diyor, vasıtanla bir müşrikin, Müslüman olması senin bilmem şu kadar develere sahip olmandan daha güzeldir. Yani o deve üzerinden şey yapıyor ve Kur'an-ı Kerim'i öğrenilen, ezberlenilen Kur'an-ı Kerim'i unutmayı da deve kaybetmesi, devesini kaybetmesinden daha daha önemli bir kayıp olarak Efendimiz açıklıyor. Evet, evet. Şimdi burada burada bir sorumluluğu gerektiren veya ne bileyim doğru olmayan bir şey varsa o hafızı tamamlamaması değil. Eğer unutmuşsa ezberlediği yerleri odur. Onun için bizim tavsiyemiz yapabiliyorsa o ezberlediği yerleri sağlamlaştırsın. Onları tekrar elde etmeye çalışsın. İnşallah efendim. Devam ediyoruz. Edirne ile birlikteliğimiz sürüyor değerli izleyicilerimiz. Edirne'ye selamlar, hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Hayırlı akşamlar Sayın Hocam. Öncelikle hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Şöyle bir sorum olacak hocam. Birincisi Abdülkadir Geylani Hazretleri ve Mehmet Emin Togadi Hazretleri gibi böyle büyüklerden normal bir yardım alabilir mi istediğinde? Yani kabir ehlinden yardım alabilir mi? İkincisi de İbni Kemal Hazretleri'nin bir hadis-i şerifi var Risalesinde. Dara düştüğünüzde kabir ehlinden yani evliyalardan yardım isteyiniz diye bir hadis-i şerif belirtmiş Risalesinde. Bunun da belli başlı şartları vardır demiş. Ben bunu merak ettim Sayın Hocam. Soralım değerli hocamız efendim. Ekleyeceğiniz... Çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. İki soru birbiriyle bağlantılı. Evet, rica ederim. Bağlantılı. Buyurun. Bir defa, ölmüş birisinden yardım istenmez kim olursa olsun. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bile bize, inşallah layıksak eğer, ahirette şefaat edecektir. Eğer ölülerin dirilere bir faydası dokunacak olsaydı bu anlamda, o zaman İslam alemi şu anda bulunduğu durumda olmazdı. Evet hocam. Ne kadar güzel izlettiniz. Allah razı olsun. Bir şey aklıma geldi. Mehmet Arif diye bir yazarımızın, daha doğrusu bu Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın özel kalemiymişmiş bu. Bugünkü tabirle özel kalemi, sekreteri. Ve bu 93 Harbi'ni anlatan bir eseri var, Başımıza Gelenler diye. Orada onun safahatını anlatıyor. Orada diyor ki bir tepe var. O tepeyi elde etmek için Ruslar bir taraftan, biz bir taraftan koşturuyoruz. Çünkü orası stratejik bir yer. Kim önce elde ederse o tepeyi bir üstünlük kazanmış olacak stratejik açıdan. Ve biz Ruslardan önce vardık, o tepeye yerleştik. Ama oraya varmak da iş bitmiyor. İstihkam kazılması lazım. Askerin yerleşmesi lazım. Fakat öyle yoruldu ki asker, kımıldayacak hali kalmadı, herkes serildi. Subaylar yalvarıyorlar, evladım, yavrum, kalkın bak, siperlerimizi kazalım. Yok, kalkan yok. Aldılar ellerine kamçıları, askere vuruyor, yine kalkan yok. O zaman diyor, şöyle bir şey aklıma geldi. Duvarı yürüten o Bektaşi şeyhi olsaydı da bizim askeri bir kaldırsaydı şimdi şurada. Evet, evet. Yani yapacağı bir şey yok. Yok. Evet, şimdi kim olursa olsun, Abdülkadir Geylani Hazretleri olsun, işte Şahin Akşibend olsun, ne bileyim kim olursa olsun, rahmetullah, Allah rahmet eylesin. Yani salih zatlar idi. Ha, eğer Cenab-ı Hak onlara şefaat izni verirse, onlar muhiplerine Allah'ın izniyle şefaat edebilirler. Eğer şefaat izni verirse o da. Ama dünyadayken insanlara yardımları olmaz. Bazen böyle bizim insanlarımızın yardım isterken ya pir, medet geyler, ya şeyh, ya medet şu falan diye söyledikler oluyor. Bunlar yanlış. Ancak Allah yardım eder. Allah'tan beklenir. Şimdi buna göre bu İbn-i Kemal'in Risalesindeki o hadis diye nakledilen şeyin de aslı yok demektir.
Peki. Ha, efendim böyle şey olur mu? Bir Kemal gibi birisi onu yazmış. Ya olabilir. Yani büyükler de hata edebilir. Amasya ile birlikteliğimiz sürüyor. Halil İbrahim Cebeci hattımızda. Hoş geldiniz Sayın Cebeci. Amasya'ya selamlar efendim. Hoş bulduk Sayın Hocam. Saygılar sunarım. Selamun aleyküm. Abi efendim. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hocam şöyle bir sorum olacak benim. Buyurunuz Halil İbrahim Bey. 43 kişiliğine ait bir arazi. Bu arazide elma ağaçları var. Evet. Şimdi bu arazi yaklaşık 45-50 yıl evvel mezarlık imiş. O zamanki yetkililer bu mezarlığın yerini değiştirmişler. Elma ağaçları dikmişler. 50 yıldır da 45-50 yıldır da bize köydeki sorduğumuz yaşlı insanların veya da yetkililerin bize söylediği yaklaşık 45-50 yıldır buraya cenaze defnedilmiyor. Ya şu anda da zaten mezarlık cenaze veya da mezar belirtileri de yok. Buranın meyvesini belli bir ücret karşılığında alabilir miyiz? Peki efendim. Hocama sorun bu. Soralım değerli hocamıza. Başka bir sual var mı efendim ekleyeceğiniz? Yok, yok Sayın Hocam. Sıhhat diliyoruz Sayın Cebeci. Samasya'ya selamlar efendim. Şimdi bu kabristanın yeri değiştirilmiş. Tabii niye değiştirildi? Biz bilmiyoruz. Demek ki öyle gerekmiş. Evet. Normal hallerde eğer bir ihtiyaç yoksa, maslahat gerektirmiyorsa onu, kabristanların kabristan olmaktan çıkartılmaması gerekir. Çünkü orası vakıftır genelde kabristanlar. Ama bu 40-50 yıl önce değiştirilmiş. Artık dediğim gibi sebebini bilmiyoruz. Her ne kadar oraya o günden bugüne şey defnedilmiyorsa da, cenaze defnedilmiyorsa da, orada daha önce defnedilenlerin herhalde kemikleri duruyordur. Belki onlar taşımış da olabilirler. Ama şöyle veya böyle bu bir kişi mülkiyetine geçmiş değil. Tüzel. Köy tüzel kişiliğine ait diyor. Dolayısıyla kişi mülkiyetine geçmediği için de herhangi bir şey yok. Buraya meyveler dikilmiş. Bu meyvelerden satın alınabilir mi? Alınabilir. Tabii madem ki o arazi köy tüzel kişiliğine aitmiş. Demek ki o meyveler satıldığı zaman onun parası yine köyün ihtiyaçları için harcanacak demektir. Yani kişilerin cebine girecek değildir. Dolayısıyla satın alınabilir ve ama demin söylediğim gibi o köy tüzel kişiliğine ait olmalıdır. Fakat şuna dikkat etmek lazım. O meyveleri alırken raiş bedelden düşük almamak lazım. Şimdi bakın üç mal korunmaya diğer mallardan daha çok önceliklidir. Nedir o? Bir, devlet malı. İki, vakıf malı. Üç, yetim malı. Yani bu üç malda tasarruf yetkisinde olan kişiler eğer bunları kiraya veriyorlarsa raiş kira bedelinden aşağı veremezler. Evet. Eğer bir maslahat gereği satmaları gerekiyorsa normalde satmamaları uygun olur ama ona ne derler? Genel menfaat. Eğer satmaların uygun olması veya mecbur kalıyorlarsa o zaman değerinden aşağı satamazlar. Ama kişiye ait malı kişi isterse bedava verir, isterse normal fiyatının yarısına verir, isterse normal fiyatını da verir. Hiç fark etmez. Peki. Yani burada madem ki bu köy tüzel kişiliğine ait bir arazi durumuna gelmiştir. Yani o devlet malı hükmündedir. Çünkü toplumun onda hakkı vardır. Ücret bunu abi alırken de ücretinin raiş bedelden aşağı olmaması gerekir. Peki. Bu şekilde olursa şartlar dahilinde evet, alınabilir. Peki efendim. Devam ediyoruz değerli izleyicilerimiz. Sivas'tan efendim bir izleyicimiz hattımız var. Hoş geldiniz Sivas'a selamlar. Hayırlı akşamlar efendim. Selamünaleyküm hocam, hayırlı akşamlarınız olsun. Vaaleykümselam ve rahmetullah sizlerin de. Buyurun efendim. Size bir sorum olacak. Ben konut kredisi kullanarak ev almıştım. Evet. Kredi borcumu bitirdim. Ta başta alırken de aslında şüphe içerisindeydim. Yani şüphe derken günah olduğunu bilerek biraz şey yaptık. Evet. Ama vicdanen hala bir rahatsızlık var. Borcumu bitirdim. Şimdi bunun kefareti için veya yapmamız gereken ne olabilir? Hocam bu konuda bilgi verebilir mi? Bu soralım. Bir sorum. Var mıdır böyle bir şey? Onu soralım değerli hocamız efendim. Evet. Bir buyurun de hocam bir sorum da. Bu bize verilen maaşlarla birlikte banka promosyonları hakkında. Evet efendim. Hocamın görüşünü almak istiyorum. Peki. Sıhhat diliyoruz. Sivas'a selamlar. Aleyküm. Afiyet dileriz efendim. Buyurunuz efendim. Önce şunu bir söyleyeyim. Hangi durumlarda kefaret vardır? Bir kimse
bile bile orucunu bozarsa kefaret gerekir. Oruç. Bir. İki, hataen birini öldürürse. Öldürme. Üç, yeminini bozarsa. Yemin. Dört, zihar yaparsa. Beş, bir, ihram suçu işlerse. İhram suçu işlerse. Şimdi bunlar kefareti gerektiren şeylerdir. Evet efendim. Bir de ila diye bir şey var. O ilada da yemin hükmünde dur, bir bakıma. O ilada yemin bozarsa aynı. Yani bu sonuçta onu sayarsak, onu farklı söylersek 6 olur. Değilse 5 olur. Ha, şimdi bunların içerisinde bak. Bunların içerisinde daha önce işlenilen bir yanlışlığın telafisi için bir kefaret yok. Adam yemin etmiş, yeminini bozmuş, kefaret gerekir. Oruç, Ramazan'da oruçluyken bile bile orucunu bozmuş, kefaret gerekir. Hataen birisini öldürmüş, kefaret gerekir. Efendim, işte demin söylediğim gibi ihram cezası demiş, ona kefareti halk denilir. Tıraş olma cezası diye. Peki efendim. O kefaret gerekir. Zihar yapmış, kefaret gerekir. Şimdi eğer bir kimse günah olan bir şeyi günah olduğunu bilerek yaparsa, tabii günah işlemiş olur. Ve yapacağı şey tövbe istiğfar etmektir. Allah'tan af dilemektir. Bağış dilemektir. Yaptığı işten pişmanlık duymaktır. Ama kenarda köşede kalmış bir bilgi. Yani şöyle diyelim. O darurat-ı diniyeden olmayan, yani herkesin mutlaka bilmesi gereken türden olmayan bir yanlışlığı bilmeyerek işlemişse o mazur görülebilir. Ama bir harekette bulunuyorsun ve o yaptığın hareketin günah olduğunu biliyorsun. Ya nefsine mağlup olarak veya ihtiyaç duyduğun için yapıyorsun. Ondan sonra da pişmanlık duyuyorsun. Yapacağın şey nedir? Tövbe istiğfar etmek, Allah'tan af dilemektir. Yoksa kefaret ödemek falan değildir. Peki efendim. Promosyon? Promosyon zaman zaman soruluyor. Yine dün de galiba açıkladık. Doğru efendim. Biz, o çok sorulduğu için azından. Ben de doğrusu biraz böyle sık sık sorulan şeyleri açıklamakta biraz sıkılıyorum. Allah razı olsun. Şu neticeyi söyleyelim yine. Lütfen. Eğer bu devlet memuru veya işçi veya emekli, şimdi emeklilere de promosyon vermeye başladılar. Allah razı olsun hocam. Yani ihtiyaç sahibi iseler eğer, doğru, ondan alıp harcayabilirler. Peki. Ama ihtiyaç sahibi değillerse o zaman alıp yoksula, fakire verebilirler. Peki efendim, promosyonla ilgili genel ilke bu. Cevabımızın sonucu bu. Sonucu bu, peki evet. Efendim. Kıymetli hocam devam ediyoruz. İzninizle biraz mail, Facebook sorularını zat halinize efendim yöneltelim. İbrahim Seymen hocama selamlar. Bir kişi malını sağlığında çocuklarına değil de başkasına verebilir mi? Şimdi bir kimse sağlığında malında dilediği gibi tasarrufta bulunabilir. Bu hüküm olarak. Evet. Hüküm olarak. Ancak vefatından sonrasına yönelik olarak malının üçte birinden fazlasında tasarrufta bulunamaz. Evet. Yani şunu yapamaz. Ben öldükten sonra benim malımın tamamını falan okula, falan hastaneye veya falan bilmem camiye vakfettim veya onlara verdim diyemez. Bu ancak üçte birinde geçerlidir. Peki. Ama hayatındayken tamamını verebilir. Hüküm olarak bu. Yalnız eğer bunun geride kalan mirasçıları muhtaç iseler, o zaman tamamını vermemesini tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz. Birisi geliyor Peygamber Efendimiz'e, ashabtan birisi, soruyor ya Resulallah, ben malımın tamamını tasadduk etmek istiyorum. Ne demek tasadduk etmek? Sadaka olarak dağıtmak istiyorum. Evet efendim. Peygamberimiz buyuruyor ki, senin geriye kalan çocuklarını veya işte mirasçılarını başkalarına muhtaç bırakmaman, malın tamamını tasadduk etmenden daha iyidir. Yani şunu söylüyor. Sen tamamını sadaka verme, çocuklarına miras bırak. Onlar başkalarının eline bakan, muhtaç duruma düşen kişiler olmasın. Peki, net cevap. Efendim, hocama selam ediyorum. Muhterem hocam, çocuklar namaz kılmadıkları zaman annenin namazı kabul olmaz diyorlar, diyor Emine Akbulut. Doğru mudur? Hayır. Doğru değil. Yeter mi bu sevap? Hayır, yoksa biraz devam edelim. Yeterli. Eğer şimdi bir yanlış nasihatinizi alalım efendim. Şimdi şu var. Bir defa ana babanın evlatlarını yetiştirmesi onların görevidir. Bu yetiştirmenin içerisinde onların bedeni ihtiyaçlarını karşılama, yani süt verme çocukken, küçükken süt verme. Büyüdükçe nafakasını temin etme.
Bunlar görevdir. Mesela hasta olduğu zaman tedavi ettirme görevdir değil mi? Üzerine üst baş alma görevidir. Aynı şekilde çocuğu eğitme, ona manevi eğitimi verme de görevidir. Evet, evet. Eğer ana baba bunu ihmal etmiş iseler, yani bu görevlerini yerine getirmemiş iseler, o zaman bu görevi yerine getirmedikleri için sorumludurlar. Bu görevi yerine getirmedikleri için sorumludurlar. Yoksa çocuk namaz kılmıyorsa annenin kıldığı namaz veya babanın kıldığı namaz kabul edilmez diye bir şey yok. O ayrıdır, fakat görevini yapmadığı için sorumlu olur baba ana. Ama bu eğitimi vermiş, elinden geleni yapmış, buna rağmen çocuk yanaşmıyor şimdilik. Bir de İnşallah şu var, yanaşır. Yani şimdi genç yaşta kılmıyor ama 2 sene sonra, 3 sene sonra, 5 sene sonra Doğru. Ne olacağını bilmiyoruz. Efendim devam ediyoruz. Hayırlar versin inşallah Cenab-ı Allah. Hayırlı akşamlar hocam. Hayattayken evlatlarımla mal paylaşımı yapmamda bir sakınca var mı? Az önceki soruya benziyor. Kısa bir değerlendirme. Valla şimdi eğer adaleti gözeterek böyle bir yola girmişse sakınca yok. İnşallah böyle bir şey yapan kişiye de sonra evlatları huzur evine gitmek mecburiyetinde bırakmaz. Peki. Özgür Alp hocama selamlar. Euzu Besmele hakkında özellikle abdeste çok vesvese geliyor hocam. Bu Euzu Besmele'de takılıyorum. Abdest ve gusulde Euzu Besmele'nin hükmü nedir demiş. Çekilebilir. Yani şart değildir ama çekilebilir. Peki. Hatta her iyi işte besmele çekmek sünnettir biliyorsunuz. Peki. Muhterem hocam. Temizlenmek de iyi bir iştir. Hay hay efendim. Boşanan bir kadın biriyle evlenmeden boşayan koca ölür ise ona mirasçı olur mu? Boşanan bir kadın başka biriyle evlenmeden boşayan koca ölürse ona mirasçı olur mu? Şimdi bu birkaç gün önce buna benzer bir soru sorulmuş. Soruldu efendim. Eğer boşanan kadın iddeti içerisindeyken evet efendim, kocası ölürse o zaman o sanki evlilikleri devam ederken ölmüş gibi mirasçı olur. Yalnız iki türlü boşama var bizim fıkhımızda. Bir raci boşama var, bir de bain boşama var. Raci boşama, kocaya tek taraflı olarak dönme yetkisi, hakkı veren boşamadır. Bain boşama ise bu yetkiyi vermeyen boşamadır. Ki bain boşama mahkemenin boşamasıdır. Peki efendim. Mesela veya bazı kinayi lafızlarla yapılan boşamadır. Eğer böyle bir boşama ise onun iddet beklerken eğer şey ölürse, koca ölürse, koca o zaman kadın mirasçı olamaz. Peki. Ama eğer raci boşama ise, yani geri dönüş imkanı veren bir boşama ise ve boşama sayısı da 3'e çıkmamışsa, kadın iddeti esnasındayken koca ölürse ona mirasçıdır. Ama iddet bittikten sonra ölürse o zaman mirasçı olamaz. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Siz... Değerli hocamız, ilminizden istifade ettik. Sıhhat diliyoruz tüm izleyicilerimiz adına size. Sevgili izleyenlerimiz, sizlere de Allah'a emanet ediyor. Sizlerin de katılımını bekliyoruz efendim. Hoşçakalın. Farz mıdır, vacip midir? Sizinle orasını bozan bir hanımefendi bu. Dinimizde zorlama var mıdır? Hangi kişilere kullanmışlar? İslami mezhebine göre evde hikâfa gerekiyor muyum? Kadın değil, öğrenmek herkese farzdır.